Aleykümselam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bizler de soracak olursanız Allah çok şükürler olsun, iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün biz Hümeyra ile havayı iyi bulduk arkadaşlar. Gerçekten de bugün böyle aynı ilkbahar gibi bir hava var, böyle rüzgarlı hava, biraz hafif bulanık esiyor da. Galiba bugün Cemre düştü havaya, ya bugün ya da işte Cuma ile, yok ya Cuma ettiğime bakma. Önüne, Cuma 17'nin arasında işte, tamam. Pazar ve pazartesinin arasında Cemre düşebilir, belki de bugün düşmüştür. Bize bugün iyi buldu havaya arkadaşlar, bugün mutfağa girmeye karar verdik Meyra'yla. Aslında pek bir şey yok da, yemek yaparken malum buharıyla illaki elimizi değdiğimiz iller leke oluyor. Bugün mutfağımızı temizleyecek arkadaşlar. Temizliğimizi artık başlama zamanı geldi. Yarın da okullar açılacak malum. Bugün mutfağımızı temizlersek inşallah yarın da başka bir şeyle olur arkadaşlar. Bugün benim sabahın kalktığında buzdolabı açtı. Anne diyor buzdolabı açık koymuşsun diyor. Halbuki ben ta akşam çektim arkadaşlar. Buzluğu falan bayağı bir şey ettiydi. Baksana ekmek ufakları, çörek ufakları. Bugün mutfağımı sileceğim arkadaşlar. Buzdolabımı sileceğim. Evet arkadaşlar, bugün iş başı yapıyor Meyra'yla. Ben dolapları sileceğim annem. Evet, buzdolabını. Aynen, ben buzdolabı sildim. Sen de mutfağımızın başından başla dolaplardan, ondan sonra başla. Anne ben vazgeçtim. Sen buzdolabı sildin de oradan baştan başa sil. Ne olacak? Sen buzdolabı mı sileceksin? Tamam, ondan silelim hadi. Tamam. Sen burayı sil. Ben zaten hiç sevmem buzdolabı. Şaka yaptım, ben de sevmem. Hadi o zaman. Hadi başlayalım. Oldu o zaman arkadaşlar. Biz şimdi biraz temizleyelim. Ondan sonra tekrar başka bir zamanda buluşalım. Evet arkadaşlar, şöyle. Buzdolabımı sildim tertemiz. İçini de düzdüm. Sildim, kuruladım. Hümeyra da düzdü arkadaşlar şöyle. Hümeyra da mutfak dolabımızı silmekte. Malzemelerimizi de çartladım. İşe yarayanları koyacağım arkadaşlar. İşe yaramayanları atacağım. Şimdi Hümeyra bardak kaşıklıklarımızı silecek. Gerçekten de bayağı battıydı. Direkt böyle aldıracağım. He, kırılır nedir? Hümüş keşke içinden bir alsın anne. Sen salam. Onu içte eşitmiş de. Siler koyar. İşte mutfağımızın hali arkadaşlar. İnşallah temizledik miydik? Şöyle. Camı da silecek de biraz valla bugün geç mi kalırım? Camı sonra mı silerik? Daha kilerimiz silinecek. Hümeyra bitirdi canım. Üst tarafı da bitirdi. Bir şuralar kaldı. Şimdi ben de fırınımızı sileceğim. Hümeyra'ya yardım edeceğim bu taraflardan. Ondan sonra akşam yemeği. Zaten akşam oldu da yine de idare edecek. Oldu o zaman canlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, mutfak temizliğini bitirdik. Bir kilerimiz kaldı. Onu da Hümeyra siliyor. Ben de Hümeyra'ya şehriye ikram işliyorum arkadaşlar. Ellerimizi de kavurdum. Meyra bir göster anne. Nasıl güzel kızarmış ya bana. Evet arkadaşlar. Ellerimi kollarına sağlık anneciğim. Meyracığım, suyunu da dökelim. Arkadaşlar anne. Dondum yemin ederim. Nasıl mutfağımış ula? Evet arkadaşlar, bu arada Emel bacım dediğin gibi gördün değil mi? Ben olardım. Kemal benim kafamın etini yedi. İşte tavaya metal vurma. Evet arkadaşlar. Annem şimdi suyunu da döktü. Ne anladıysak yine buhar olmuştu arkadaşlar. Mutfak mutlu ya. Bir daha mutfak mutlu silmem anne. Bana hiçbir şey söyleme. Ne yapalım ya? Pazar içinde mi kaldı? Sesi. Sesi verme artık. Nasıl olsa sen işlerini sildin. İçini dışını sildirdim arkadaşlar Meyra'ya. Ondan sonra Cemal, ben de dışını silmek kolay. Burnumu sildim, aspiratörümü sildim, buzdolabımı sildim. Daha ne yapayım? Buzdolabının içini şey yaptım, yerleştirdim. Sana sütlaç pişirdim. Acıktım, acıkayım. Acıkayım, acıcık. Antikayın gelin dedi. Acıcık hastalığı, acıcık yıkansam dedi ya. Dışarısı nasıl güzel ya? Dışarısı öyle. Ama yine de şiitmişim. Ha, buradan acı. Zaten belli olmaz arkadaşlar. Evet. Evet, soğudu yani. Bitsin yemeğimiz. Ondan sonra yanına bir de turşu koyarız. Yoğurdumuz da var. Biraz da yoğurt koyarız. Koyarız. Ondan sonra yeriz. Bir de dışarı içecek de görsünler üç havasını. Akşam şeysi daha güzel olmuş şöyle. Yukarıdan bir çek de manzarasını görsünler.
Evet arkadaşlar, şöyle çamaşır serdedim. Onlar alınacak. Daha hala eriyor kar. Kilimimi de buraya attıydım arkadaşlar. Çünkü hep yaş oldu, ıslandıydı. Şöyle az bir şey kaldı. Karımızda. Biraz rüzgarlı yine de. Şöyle yukarıya çıkabilir miyim ki acaba? Hadi çıkalım bakalım. Meyra bana attı şeyi. Sen çıkar ne dedi. Ben çıkayım bakalım. Nasıl bari yağmur suyu, kar suyu indirmiş buralara. Şöyle çekeyim de arkadaşlar. Birazcık da manzara olsun ya şöyle. Gülnaz bacıma gösterim manzaramızı. O çok merak ederim. Çıktık. Güzel vallahi. Akşam şeysi. Pişti şöyle. Gösterin eskiyim. Biraz bu çeker sen ne yaptın yoğurum, bitirdin mi? Neyi? Öz evrenini. Bitirdim. Evet arkadaşlar, bu arada Elis yarın falan ödevlerini bitirdi bu. Yarın okulu var ya, okula başlayacağım. Turşumuzu da koydum Enes. Ben ne oraya çağırdım? Şöyle geç bana annem sen. Tabak alayım. Bu arada abimle ablamla rağmen arkadaşlar beni çağırdı ama gitmedim. Daha iyi mutfağımıza sildik. Ay susuz dedi, oraya gitmeyelim. Hem de Hümeyra biraz rahatsız, öksürüyordu. Gitmek istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de çok sever bu yok pilavı. Ne yapıyorsun Enes? Kesinlikle sonra çıkıyor. Çocuklar da alıştı artık. Birkaç gündür bayağıdır video çekmiyor ya. Şunu da abime koyalım da. Kime? Abi. Şimdi. İyi. Tam 3 tavaklık pişirmiş. Abi ilk yok kapıyor. Evet aynen öyle. Meray'ın araziye hava güneşli oldu mu arkadaşlar, dışarıya çıkar diyor. Kemal ayakları şey diyor, yani kongrede olduğundan diyor, eğiliyormuş. O yüzden dışarı koyuyor. Dışarıya koyuyor. Akşam olunca alıyor. Artık bundan sonra biraz daha, 2-3 gün daha dursun da. Sonra şey dedik. Niye diye sorarsan, artık havalar biraz daha düzelir. Artık o şeyler geçer. Bir tabakta yumurt koyabilirsin. Ne mi? Yoğurda batarak yesin. Dolabını da çalıştırmam arkadaşlar. Öyle bozulacak şey olmadığı için. İçimi çektim. Düzdüm. Taşlarımızı hep makinede. Şu küçük taşına koyuyorlar. Batır mısın ya? Ayağım üşüdü kız. Ayağım üşüdü. Bu tarafa geç oğlum. Halının üstüne geç. Geç ha.
şöyle geç, şöyle. Şöyle geç. Havlumuz da ya, şeyi ıslandı. Tel, ablan telini giyseydin. Meyla da yarıda bıraktı iş arkadaşlar. Aman dedim geçici hastalandı. Yarın silerik. Azıcık deri dondurucumuz kaldı. Ellerine sağlık annem. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, annem yemeğimizi yaptı. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Tabi Enes oturduğumuz yerin giri mahvetmiş arkadaşlar. Yastıklarla top oynuyor. Çıkar şapkanı da. Harun Nisa gibi. Şapkası vereyim. Biraz kalacağım birazından buna. Ters yapmışsın ama evet, şapkan. İçin çevireceksin onu. Aynen öyle. Çay soğuk valla. Yine de orada 3 dokuz mutfakta var ya. Aslında dışarı iyi de. Bilmiyorum valla. Orada genç arkadaşlar boş biraz bir yerimiz kaldı. Oraya da yarın siler çıkardım. O kelim de ıslanmış. Orada dışarıya atalım da. Tamam gayet, çıkar onu Enes. Kurusun. Elde nasıl yapıştı Enes? Bismillahirrahmanirrahim. Pek bir sorun yapayım. Bunlar bacım pek severim. Ben de o pilavı diyorum. Gel kız beraber yiyelim. Yiyin. Acır turşumuz da var arkadaşlar, acıra. Olmuş mudur ki? Acayip olmuş. Tamam, bu kurt çıktı ya. Mal Enes işte. Seven mi? Sevmem mi? Salatalıkla. O da salatalık. O da beyazı koyar. Salatalığın şeysi uzunu. Beyaz olanı, sarı olanı. Oh, sıcak geldi vallahi billah. Sen böyle doğrusun herhalde. Bir de kaham ağrı. Yerini ben giydirdim. Ayrıca da yelek de giymiyor, hiçbir şey giymiyor. Öyle gidiyoruz. Öyle kalacağım sanıyorum Eyra. Kaham da arayacak herhalde. O belirti de var. Kaham mı arıyor? Acaba gözlerinden mi bilmiyorum ki? Gözümden gidiyor. Afiyet olsun. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.